Bir yandan Mehmet Emin Uluç, diğer yandan da Taner Karaman var. Genellikle hiçbir konuda mutabık olamayan ikili nihayet buluştu. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Çiğdem. Mehmet Uluç'a da günaydın. Gayet güzel gözüküyor kendisi de burada. Sabah sabah. Güne güzel başlama sebebisiniz. Kesinlikle. Sevgiler. Ben de çok mutluyum sizlerle, sizin ikinizle aynı anda yayın yaptığım için. Çünkü uzun süredir de buluşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk. Keyifler yerinde herhalde, değil mi? Gayet güzel, harika. Güne egzersizle, sporla başladım. O yüzden hormonal olarak da şu an mutluluk hormonum çok yerinde. Herkesi de güne egzersizle başlamaya davet edeyim buradan. Mehmet Emin Uluç ama sanki yeni gözünü açmış gibi gözüküyor, değil mi Taner? Öyle geldi bana. Evet, o da... egzersiz hayatından çıkartmış gibi bakıyor zaten. Ya da hiç hayatına girmemiş olabilir. O da olabilir. Öncelikle ikinize de günaydın. Benim Taner'le fikir ayrılığım olmaz diye girip Çiğdem'in taçı atmayı planlıyordum ama maalesef... Genelde her zaman yaptığın gibi, değil mi Mehmet? Taner yine bu izin vermedi. Şöyle söyleyeyim, benim spor hayatım uzun zamandır olmasa da Taner'in yaşı kadar vardır. Ama güne enerjik başlamak için de bazen yataktan kalkmak yeterlidir yani. Bu arada ben kendisinin yeşil sahalardaki meziyetlerini de gördüm Taner. Kusura bakma, o yüzden hakkını vermek gerekiyor. Yani hakikaten o noktada sana göre biraz daha antrenmanlı gibi gelmişti bana. Bilemiyorum. Bu arada Minder'den... Çiğdem'den de lafı yedik tabii burada. Minler'deki milletlerim konusunda da sevgili Kerem Can Murat'la görüşüp bilgi alabilirsiniz yani. Volkan Demir'den de alabiliriz. Keşke onu da Skype alsaydık da üçlü Skype yapsaydık. Volkan Demir tribünden aşağı inemez. Onun spor kariyeri tribünden izlemek ibaret. Onu test ettik, onayladık sevgili Mehmet Emin Uluç. Evet. Trivyala yapacağım derken Harman'da da oynadığına şahit olduk. Aynen, keyifli görüntülerdi. Peki, keyifli başladık sizinle bağlantıya. Nereden başlayalım? İsterseniz bu akşamki sınavla başlayalım. Hemen Mehmet Emin Uluç'a ben sözü vereyim. Nasıl bir maç bekliyorsun Mehmet? Bu arada ikiniz de paslaşabilirsiniz. Birbirlerinize sorular da yöneltebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. En ciddi sınavlarından birine çıkacak değil mi Mehmet bu akşam Fenerbahçe? Ya Fenerbahçe için, hatta şampiyonluk yolundaki diğer rakipler için de, takımlar için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum ama özellikle Fenerbahçe için her maç başka bir final. Geçen hafta zordu. Şu an oynayacağı maç en zor maçı. Haftaya daha zor olacak. Tabii bu maçtan alınacak sonuca göre. Ama ben son derece keyifli bir mücadele bekliyorum. Alanyaspor gerçekten ligin sezon başından beri en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Belki skora yansıtmakta zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar ama pas trafiği olsun, hücum organizasyonları olsun, hücum zenginliği olsun son derece başarılı takımlarımızdan bir tanesi. Bu arada Alanya'nın bu performansını sezon özelinde de vurgulamak haksızlık olur. Zira lige geldikleri günden beri sürekli üstüne koyarak devam eden, hangi oyuncuyu kaybederlerse kaybetsinler, o keyifli futbollarını geliştirerek bir şov sunan son derece başarılı bir Anadolu takımından bahsediyoruz ki birçok konuda o büyükler olarak tabir ettiğimiz grubun örnek alması gereken bir kulüp olduğunu da altını çizeyim. Ben çok güzel bir mücadele bekliyorum. İnşallah hak ettiğini kazandığı bir maç olarak hatıralarda kalır. Peki Taner, biraz istersen Emre Belezoğlu dönemi de değerlendirelim. Mehmet, yine sözü sana vereceğim. Yani birçok futbolcu açıklama yapıyor. Emre Hoca'ya vurgular var. Zaten futbol severler, taraftarlar da bunu hissediyorlar son 5 maç itibariyle. Oyuncular daha istekli, daha arzulu, birbirleriyle oynamaktan daha keyif alan bir oyuncu grubu var sahada. Sence neler değişti Erol Bulut dönemine göre? Rakamlarla biraz konuşursak. Tabii ki. Sevgili Çiğdem, önceki gün biz Sabah gazetesinde de bunun haberini gerçekleştirdiğimiz zaman ciddi anlamda topu 3. bölgede değerlendirme ya da bölgeye taşıma, ceza sahasına girme gibi değerlerde çok büyük farklılıklar var. Hatta bu farklılığın oranını şöyle söyleyeyim. %60'lara, %70'lere varan artık daha fazla Fenerbahçe'de 3. bölgeye geçiş yapabiliyor. Ceza sahasına topla buluşma oranı yine %46 civarında artış göstermiş. Bunu tabii neye etki ediyor? Seyir zevki daha yüksek bir müsabaka izlemenizi sağlıyor ve aynı zamanda da topu ayağınızda tutmanızın da verdiği bir etki bu durum. Fenerbahçe'nin pas başarı yüzdesi yine
Emre Belezoğlu döneminde artış gösterdi. Bunun da yegane sebebi Jose Sosa'ya dönüş yapılması. Hatırlarsın iki maç önce ya da üç maç öncesinde Emre Belezoğlu'na Gustavo sorulduğu zaman ayağı düzgün, ayağı daha düzgün oyuncuya da ihtiyacım var demişti ve Jose Sosa'yı böyle açıklamıştı. Gerçekten de şu ana kadar 5 maçlık dönemde Fenerbahçe Erol Bulut'a göre çok daha fazla ileriye pas atıyor, çok daha fazla 3. bölgeye giriş yapıyor, ceza sahasında topla buluşma sayısı daha fazla ve aynı zamanda da pas trafiğini çok daha iyi yöneten bir Fenerbahçe var. Bu da hücum etkinliğinizde daha aktif olmanızı sağlıyor. Hele bir de rakip savunmalarla ilgili problem varsa, işte Kasımpaşa maçında gördük. Savunma dizilişleri arasında, iki tane stoper arasında çok ciddi boşluklar bırakan Kasımpaşa takımı neredeyse her 2 dakikada bir kendi kalecisiyle Fenerbahçeli oyuncuların karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermişti ki kaleci Ertuğrul olmasaydı çok büyük bir fark da yaşanabilirdi. Bugünkü karşılaşmada da şunu ifade etmek lazım. Babakar son antrenmana katılmadı, Alanyaspor'un son antrenmanına. Onun varlığıyla yokluğu arasında mutlaka hücumda Alanyaspor'un performansında büyük değişimler olacaktır. Ama Alanyaspor topa hakim olmayı seven bir takım, pas yapmayı seven bir takım. Bu anlamda Fenerbahçe ile benzer felsefeye sahipler ama Fenerbahçe niye topa hakim olduğu, çoksa pozisyona girdiği bir müsabaka izleme ihtimalimiz var. Beşiktaş'ın kazandığı haftada Fenerbahçe'de kazanarak yarıştan kopmamak adına muhtemelen farklı bir motivasyonla sahada olacak. Peki Mehmet Emin, Erol Bulut dönemini hatırlarsan o dönemde rakibine topu vererek yenmişti ve biliyorsun oyunla da eleştiri alan bir Fenerbahçe vardı. Bugün itibariyle nasıl bir oyun görecek taraftarlar, ne dersin? Biraz daha somutlaştıralım. Elindeki 11'i de paylaşabilirsin bizimle. İrfan Can yok, kart cezalısı. Nasıl bir kurguyla sahaya çıkacak? Gustavo mu, Ferdi mi, Sinan mı, kim tercih edilecek? Soru işareti, ne dersin? Öncelikle şu topu vererek kazanma olayına ben o gün de katılmıyordum. Bugün de katılmıyorum. Alanya'ya kimsenin topu falan verdiği yok. Alanya topu alıyor, gayet de güzel oynuyor. Siz Alanya'dan topu alamıyorsunuz. Ama maç sonunda 3 puanı aldığınız için bu bizim taktiğimizdi. Biz Alanya'ya topu verdik demek güzel görünüyor. Kulağa hoş geliyor. Buna katılmıyorum. Kadroya gelecek olursak İrfan Can'ın eksikliğinde bir Gustavo Montes'i bekliyoruz. Bunun dışında zaten biliyorsunuz Gökhan Nazım Gökhan sakatlık dolayısıyla değişiklikler oluyordu. Gökhan geri gelecek. Orada Gustavo'nun olduğu bölümde dörtlüğü bu sefer Sosa tamamlayacak. Sosa bir adım ileride oynayacak. Hani belki ikisi bir arada olunca 4-2-3-1'e mi dönecek? Yok, ben yine Sosa'nın bir adım önde olacağı 4-1-4-1'e yakın bir görüntüyle Fenerbahçe'nin en azından hücum organizasyonlarını bu şekilde gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İki takımın da pas oyunu var ama şöyle bir şey. Alanya bunu çok uzun süredir oynuyor. Sezon başından beri oynuyor. Fenerbahçe daha yeni yeni oynamaya başladı. Emre Belezoğlu performansıyla Erol Bulut performansı arasında dağlar kadar fark var. Fenerbahçe başka bir şey oynamaya başladı. Burada hocaların oyunculara bireysel olarak yaklaşımları. Evet, Erol Bulut çok genç bir teknik direktör ama Emre daha da genç bir teknik direktör. Daha dün sahanın içindeydi, futbolcuydu. Şimdi sportif direktör ve teknik direktörlük çok kısa dönemde bu geçişleri yaptı. Bu arada transferlerdeki etkisi, bu oyunculara olan dokunuşları, bu oyuncularla olan diyalogları vesaire, bunların hepsinin çok ciddi bir önemi var. Bir de bazen malzemeyi doğru karıştırmak da bu anlamda faydalı oluyor. Ben Sosa'nın sadece ayağı düzgün oyuncu olmasından değil, aynı zamanda ritmi Gustavo'ya kıyaslarsanız daha yüksek oyuncu olduğu için de fark ettiğini düşünüyorum. Çünkü maçları düşündüğümde Gustavo'nun yan pasları ve önce istop ondan sonra pas tercihlerinin takımı yavaşlattığına inanıyorum. Aksine Sosa çok daha ritimli oynuyor, görünüyor en azından an itibariyle. Hepsini üst üste koyunca Emre Belözoğlu'nun takımı Erol Bulut'un takımına göre daha keyifli ve ritimli, ki sonuçlar da bunu gösteriyor. Ben bu akşam güzel bir maç bekliyorum ve Emre Belözoğlu'nun dokunuşlarını hissedeceğimiz bir karşılaşma olacaktır. Ama Sinan, Osayi, Ferdi gibi oyuncular, siz de haberlerde benzer ifadeler kullandınız. Bunlar yedek oturacaktır. Sadece İrfan'ın yokluğunda Gustavo 11'de olacaktır. Peki şimdi puan tablosu üzerinden o zaman sohbet edelim biraz.
Fenerbahçe'nin maçını konuştuk. Lider Beşiktaş kritik Rize deplasmanına çıktı. Taner, seninle devam edelim istersen. Rekorların da bir gerisi oldu diyebilir miyiz bireysel performans açısından? Biraz Diyebiliriz herhalde. Beşiktaş'ın oyununu rakamlarla okursak nasıl tespitler yaptın? Şöyle bir kere